Ho ho ho. Herkese tekrardan selamlar. Evet, 2023'e girmiş bulunmaktayız ve ben de daha önceki yapmış olduğum videonun aynısını şu anda çekiyorum. Yeni yıla özel bir mod paketi hazırlamıştım ve 2-3 tane mod göstermiştim sizlere. Bu videoda da neredeyse aynı şekilde karşınızda olacak modlar. Buna geçmeden önce benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videolarını seviyorsanız beğenmeyi ve yandaki bildirim açmayı da unutmayın. Ayrıca çekmemi istediğiniz modları da yani farklı modları da yazabilirsiniz. İnternette illaki linke tıklamanıza da gerek yok. YouTube kardeşim.net yazarak da siteme ulaşıp modları indirebilirsiniz. Örneğin X-Ray modu. X-Ray modunu indirmek için burada sayfanın en altında bulunan indirme butonuna gelmek gerekiyor. Sonrasında burada indir download tuşunu seçiyorsunuz. Buradaki bağlantıda bu sayfa sadece şu anda karşınıza gelecek. Buradaki oraları kapatıyorsunuz. Sonrasında 5 saniyelik süre zaten dolmuş oluyor. Sonrasında devam et'e tıklıyorsunuz. Devam etten sonra herhangi bir reklam gelirse burayı da kapatıyorsunuz. Sekmelerden sildikten sonra İndirme sayfası artık karşınızda. Buradan modu indirebilirsiniz. Android'lerde direkt indirime başlatıldıktan sonra bildirime dokunduğunuzda ya da Minecraft gelecektir ya da... Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. S-Dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten S-Dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda download, indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla aç seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'a belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kurulma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mevcuttan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizlerde zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mevcuttan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. iOS için de indire bastıktan sonra burada bulunan şurada aç butonuna basıyorsunuz. Sonra bu eklentiye açıklamada bulunan Copy to Documents yani Documents uygulamasını indiriyorsunuz. Copy to Documents dediğinizde ise sizi direkt bu sayfaya atıyor ve buradan Open in Another App yani farklı bir uygulamayla aça basarak da Minecraft'ı seçmeniz yeterli olacak açılan pencerede. Bugün sizlere 2 tane mod göstereceğim. Normalde 3 taneydi. Fakat bir mod şu anda çalışmıyor. Yani şu anda indirme sitesine giremiyorum. Ancak eğer ki erişebilirsem o modu da yine açıklamaya ekleyeceğim ve kullanabileceksiniz. O da kar moduydu. Yani dünyanızda herhangi bir işlem yapmadan her yere kar yağmasını sağlayan bir moddu. Onun dışında normalde pek fazla mod var ancak ben burada fazla benzer mod olmaması adına 2 tane şu anda gösterebiliyorum. Bundan bir tanesi de güncellenmiş modlar. Anlayacağınız dekorasyon ve dekorasyonun ek paketlerini göreceksiniz. Bunun yanında Noel'in kıyafetleri ve daha birçok farklı şey içerecek ve yapımlarda bulunuyor. Dekorasyon moduyla başlayacak olursak burada bulunan tüm ayarları açmanız gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Sonra da aynı şekilde kaynak paketleri ve davranılan da açıyorsunuz. Seneye görüşürüz esprisini duyduysanız yeni yıla girmişsiniz demektir. Ve ben de bugün sizlere birçok farklı yeni yıl temalı mod göstereceğim. Sadece bu değil, izlemeye devam edin. Çünkü farklı modlarda içerecek bu video. Bu modun içeriğinde envanterimde zaten neler olduğunu az çok görüyorsunuz. Fakat bundan önce sadece burada görünenlere aldanmayın. Çünkü gerçekten modun sunmuş olduğu bu eşyaların yanı sıra birçok farklı hayatta kalma moduna da yapım sunuyor kendisi. Buradaki eşyaların her birine isterseniz hepsi menüsünden veya yumurtalardan da bazılarına gidebilirsiniz. Yumurtalarda da Noel'imizin kendisi ve burada da ağaçlar bulunuyor, süslenmiş ağaçlarımız. Onlara en son bakmadan önce tabii ki de bu video sonu kazımızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi sadece bu modu göstermeyeceğim. Bunun yanında ek olarak birçok farklı dekorasyon modu, yeni yıl temalı göreceksiniz. İzleyenler hiçbir şey kaçırmıyor, merak etmesinler. Şimdi burada başlamak gerekirse burada modun sunmuş olduğu bizim yeni yıl dekorasyon aracımızdan bir tanesi bulunuyor ve bu da hem duvara asılabilir hem de yere konabilir. Birçok farklı varyasyon elde edebilir ve bence gayet güzel bir süslemeye de benziyor. Açıkçası bunu bizim kapı süslemelerine benzettim. İkinci bir eşya snow makinesi yani kar makinesi bulunuyor. Kar makinesine yer koyarsak ve üzerine bir kere dokunursanız bakın bu şekilde partiküller saçıyor veya üzerine tekrar basarak da kapatabiliyorsunuz. Yani etrafa kar saçmıyor ama böyle bir partikül yaratıyor. Bu sarkıtlarını da temaya uygun şekilde isterseniz duvarınıza koyun, isterseniz tavanıza koyun tamamen size kalmış. Tema süslemelerinde ışıklar da bulunuyor ve bence bu ışıklar mükemmel de gözüküyorlar. Tabii ki bunlar blok yerine geçtiği için de avantajlısınız.
Neden diye soruyorsanız, çünkü bunlar her yere koyulabilirler ve içinden geçemezsiniz. Bence büyük bir avantajı olmuş. Eğer üzerine dokunursanız da açabiliyorsunuz. Bakın görüldüğü gibi şu anda aktifleşti tüm ışıklarımız ve renkli renkler biri yanmaya başladılar. Birçok farklı araçla etkileşim kurabilirsiniz. Mesela bakın bu eşyamız üzerine dokunduğumuzda ışık saçmaya başlıyor. Çorabımız da var, bunu da çoğunlukla filmlerde görmüşsünüzdür. Bunun içine hediye saklanıyor ve böyle. Bunun yanı sıra burada candy cane, yani çubuk, şeker çubuklarımız var ve bunlar da yine tasarım açısından mükemmel de gözükebilirler. Üzerine dokunursanız da yine ışığını açıp kapatabilirsiniz. Diğer bir süsleme yellow light, yani burada sarı ışıklarımız bulunuyor. Yine bunları isterseniz ağacının kenarına veya duvarlara da yerleştirebiliyorsunuz ve üzerine dokunarak da açabilirsiniz. Atı vardı değil mi? İşte at aracını da burada kullanmak mümkün ve yerleştirmek mümkün. Üzerine dokunursanız da yine bakın ışıklar saçmaya başlıyor. Bunun yanı sıra burada dediğimiz gibi yumurtalarda kullanabileceğiniz Noel ağacı ve Noel'in kendisi vardı. Hemen bunları da göz atalım isterseniz. Bunları kullanmak için stack yapmak gereken yere koymak olacak. Burada hemen bununla başlayalım. Bakın burada ne diyor? Aç veya kapat butona çıktı. Yani aça basarsak burada kırdığımızda da bize herhangi bir şey vermiyor. Aldığımız eşyayı geri kazanıyoruz. Bunun yanında Christmas ağacı, yani Noel ağacı da bulunuyor. Noel ağacına baktığımızda yine de bunun kapa ve aç seçeneği bulunuyor. Tabii ki şu anda bu. Evet, Snowman, yani kardan adam. Kardan adam zaten vazgeçilmezlerden bir tanesidir. Bunu da yine aç kapat yapabilirsiniz. Bakın tıkladığımızda ancak kırarak tekrar geri eşyayı alabiliyorsunuz veya sadece böyle de saklayabiliyorsunuz. Ve burada karlı Christmas ağacımız var, yani Noel ağacımız var. Bu da biraz farklı bir tasarım, ancak karlı bir tasarım karşımıza çıkartıyor. Yine bunun üstündeki tuşa bastığımızda dönmeye başlıyor öncekinde olduğu gibi. Envanterinizde hiçbir şeye erişemezseniz bile mod size komut sunuyor. Bu komutu uygularsanız slash function yazdığınızda tüm eşyalar envanterinize gelmiş olacaktır. Bu eklenti böyleydi. Hadi diğerine geçelim. Bu eklentiyi kullanmak için ise yine burada tüm ayarları açıyorsunuz ve sonrasında eklentilerden de yine kaynak paketleri ve davranışlarını da etkinleştiriyorsunuz. Bu eklentide ise bizi bu sefer kıyafetler karşılıyor ve daha fazlası da bulunuyor. O yüzden izlemeye devam ettiyseniz bence çok da şanslısınız. Envanterimdeki bazı öğeler dışında tabii ki bunların her birini yine hepsi menüsünde bulabilmeniz mümkün olacaktır en aşağı bölümde. Tonlarca eşya kapasitesi sunuyor diğer moda göre ve bakın burada birçok farklı kıyafet seçeneğiniz artık bulunuyor bu mod sayesinde. Tabii ki bunları yine üst üste eklemeniz herhangi bir sorun yaratır mı, bunu denemedim, ancak deneyebilirsiniz ve çalışırsa daha da kapsamlı olacaktır. Bu eklentideki eşyaları sadece buradan alabiliyorsunuz ve herhangi bir komut sunmuyor sizlere. Yumurtalarda da 3 tane farklı karakter sunuyor fakat izlemeye devam edenler bunları görebilecek. İlk öncelikle kıyafetlerle başlamak istiyorum. Tabii ki bunları giymek için ne yapmam gerekiyor? Burada zırh menüsünü bulmam gerekiyor ki bunları giyebileyim. Bunu göğüslük kısmına giyiyorum. Bunu kafama giyiyorum. Ve bunu da yine bir ceket olarak kullanabiliyorum. Farklı bir tür olarak. Bilginiz olsun, bunlar zırh menüsünde bulunmuyor. O yüzden bunları hepsi menüsünde bulmanız gerekecektir bu kıyafetlerin her birini. Veya da burada doğa menüsünde. Pantolon seçeneğimiz de bulunuyor bunun yanında. Görüldüğü gibi bunlar size nereden baksanız çok az bir zırh seçeneği sağlıyor. Ancak biz burada zırh kazanmaya çalışmıyoruz. Görüntümüzü daha da güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Hediye paketi. Hediye paketleri etrafını süslemek için mükemmel araçlardan bir tanesi modunuzdaki. Ve burada bunları isterseniz böyle çeşit çeşit koyabiliyorsunuz. Her koyuşunuzda farklı bir çeşit karşınıza çıkıyor. Bunun dışında karın içinde saklanmış bir ev simgesi görebiliyorsunuz. Ve bence güzel bir küre tasarımı, evinizde kullanılabilir bir eşya. Ve burada bu çantayı kullanırsanız da size eşya verecektir. Görüldüğü gibi bunu bastıkça envanterime bazı eşyalar verecektir şansıma göre. Bal kabağı bulunuyor. Bunu kafanıza takacağınızı düşünebilirsiniz, ancak böyle değil. Bunu yere koydukça böyle şansınıza variller oluşturuyor. Ve bunların içinde farklı farklı birçok farklı eşya sunuyor sizlere. Süslemeleri de yine ekstra barındırıyor ve bunları yine ağaçlara veya diğer her tarafa yerleştirip diğer bir varyasyon olarak da burada yeşil halde bulunuyor. Yeşil halde isterseniz kullanabiliyorsunuz. Burada yapımı anlatan iki tane kitap sunuyor sizlere mod ve bunların ikisinde böyle tıklayarak yapımların her birini görebiliyorsunuz. Aslında birçok farklı yapım olduğu için çok da karışık gelebilir. Ama hayatta kalmadığında yapım yapmak da gayet mümkün. Bunun yanında ikinci bir kitap daha bulunuyor. Yine bunda farklı yapımlar gösteriyor sizlere. Bastıkça değişiyorlar. Gördüğünüz gibi bastıkça tüm yapımları eşmeniz mümkün hale geliyor. Ve bakın yine farklı bir hediye kutusuna benzer bir eşya daha. Yine buna bastıkça büyük ihtimalle bize farklı eşyalar kazandıracaktır. Yani birçok farklı detay bulunuyor bu eklentimizde. Bilginiz olsun. İşte mesela bakın burada cadı şapkası bile bulunuyor modun içinde. Yani biraz daha mevsimsel bir moda olduğu için cadı mayrabını da az da olsa konu almış.
Yine kullanabileceğiniz özel bir asanız var ve bunu her bastığınızda size böyle bir canlı veriyor kendisi. Bunu tam olarak anlayamadım. Sanırım modun eklemiş olduğu bir canlı türlerden bir tanesi. Zaten bunu yumurtalarda görebiliriz. Yine bana farklı eşar sağlayabilecek yine bir loot çantasını görüyorsunuz ve bunun yanında yine farklı kıyafetlerde barındırıyor mod Noel kıyafeti dışında. Bu da bu şekilde gözüküyor. Ayrıca hayalet şapkası da giyebiliyorsunuz ve bence bu da yine mükemmel temalardan bir tanesi olacak sizler için. Süsleme kategorisine ek olarak modun sunmuş olduğu bu eşyalar bulunuyor ve bakın bunu yerleştirdiğinizde Noel'in yani yine burada Noel Baba'nın atını hemen bizim karşımıza getiriyor ve canlı hali. Ve buna binip kullanabiliyorsunuz ve bence bu da en büyük artılarından bir tanesi. Görüldüğü gibi sağ tarafta hemen canını görüyorsunuz ve onu kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz yere sürebilirsiniz. Sağ veya sol veya geri tuşlarıyla veya da zıplamasını sağlayabilirsiniz. Hız olarak da gayet normal ata göre çok çok hızlı gidiyor kendisi. Moddaki detaylardan bir tanesi de tabii ki yumurtalarda olacaktır. Burada gördüğü gibi 3 tane farklı yumurtaya değineceğimi söylemiştim. Bunlardan biri bize Trader'ı spawn ediyor. Yani eğer ki siz buna takas derseniz burada bazı zümrütler karşılığında hediye paketleri veya da yapım kitaplarına erişebiliyorsunuz. Veya da daha fazlasına. İkinci bir Trader daha bulunuyor. Buna da baktığımızda bu da Halloween yani Cadılar Bayramı konusunda size şar sunuyor. Aslında burada sadece Noel'in kategorisini görmüyorsunuz. Bunu da bazı zümrütler karşılığında satın alıp kullanmanız da mümkün hale geliyor. Üçüncü bir trader daha bulunuyor. Son olarak buna da takas derseniz eğer ki bu da size bakın böyle pembe bloklar satıyor. Bunlar da dünyanızda çıkabilir ve sizlere böyle farklı kategorilerde eşyalar satabilir. Ve sizler de farklı zümrüt karşılığında onları alabiliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadardı. Bugün sizlerle 2023'ü Noel temalı bir video ile kapatmış olduk aslında. Ya da 2022 demem gerekiyordu. Şu anda 2023'e başlamış olduk. Umarım hepimiz için iyi bir yıl olur ve yine dileklerimiz gerçekleşir. Peki sizin dilekleriniz ne? Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi yandaki bildirim zilini açabilirsiniz. Veya da daha önce çekmiş olduğum 2021 yılbaşı modunu da sağ taraftaki kartta izleyebilmeniz mümkün. Diğer modlarda görüşmek üzere.